Aleyhimizde ifade verecek olan Celal, pazartesi günü mahkemeye çıkmamalı. Ölümü diğer şahitlere de ibret olmalı. Celal adalar civarında tatil yapıyor. Tedbirli davran, yanında fedaileri var. Görevin mutlaka çaresini bulup öldürmektir. Ücretin konuştuğumuz gibi ödenecek. Başaracağından şüphemiz yok. Hepimize hayırlı olsun. Bu bandı her zamanki yöntemle yok et. Sizi istiyorlar. Efendim? Bizim baba hayran kaldı ustalığına. Ellerim var olsun. Prolar da barmende, alıver. Prolar. Bitiyorum sana, bayılıyorum. Aşığım, canımsın benim. Dünyada hiçbir erkekle olamam artık. Ama sen zalimsin. Hiç anlamıyorsun beni. Tekrarlamaya utanıyorum artık. ...100.000 lira avans, gecede 20.000 lira verdiler. Adamları konuşturmadım bile. Bana hava mı atıyorsun? Hayır tatlım. Ama aylardır ağzından nikah lafı çıkmıyor. Ben de adımı namusumu düşünmek zorundayım, değil mi sevgilim? Hemen çağır o heriflere, anlaş. Sahneye çık, öt ötebildiğin kadar. Ah, onu demek istememiştim ya bir tane. Peki, ah, dinle beni Halil. Bas. 500. 2500. Ben yokum. Gördüm. Fulas. İyisin. Dur bakalım. Bir hile var bu işte. Altı kağıtla poker, he?
Ne demek istiyorsun? Hadi lan! Bir yanlışlık olacak! Ha, başlar mı yanlışlık senin? Hadi! Bir dakika, ne o, zorbalık mı yapıyorsun? Alo, kimsin bre? Oo, buyrunuz Halil Pasa Kamu. Çok olmuş, kaybetmişiz sizi. Kes! En güzel, en körpe, en usta malın hangisi ise evime bekliyorum. Emrin bahsin üstüne, ma gece yarısıdır. Kızların şimdi hepsi dağılmış. Bekliyorum. Hoş geldin Şehmuz. Hoş bulduk Halil ağa. Ne zaman tahliye oldun? Senden 2 ay sonra. Uğramaz mı insan? Memleketteydim. Selam. Aleyküm selam, sağ olasın. Tadını kaçırmışım, affeyle. Toparlamışsın kendini. Demiştim sana, insan hiçbir zaman... Kes! Derdin nedir? Mahmut beyimizin çok selamı, hürmeti var. Seninle de konuşacakları var. Hemen gitmeliyiz. Kurtan bey, Mahmut beyimizin bütün işleri kendisinden sorulur. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Beyimiz şimdi teşrif ederler. Selam. Aleykümselam Mahmut bey. Pek iyi gördüm seni. Sağ ol. Buraya kadar zahmet ettin, yoruldun, bağışla. Ne demek? Yıllar sonra görüşmüş olduk. Soğukluk geldi bey. Güzel. Sonunda içilsin. Biraz yıpranmış gibisin. Açıkçası fazla yaşlanmışsın. Çöktüm. Çünkü kızım bitirdi beni. Kolay mı Halil bey? Kolay mı sanırsın? Zeynep'i anasız büyüttü. Gönlümde ona karşı hep merhamet filizlenmiştir. Fakat o yüreğimi zehre batırdı. Bana karşı geldi, töreyi bozdu, alnımı yere düşürdü. İstanbul'da okuyordu. Birini sevmiş orada. O herife kaçmış. İstediğin nedir? Batmış onurumu, ismimi, namımı geri getireceksin. İkisini birden. Onur verdin bana. Ama... He? Evet. Tabut. Hakkında yanılmadığımı biliyordum. Peşin 200 bin, işin sonunda 300 bin daha. 1 milyon vereceksin Mahmut bey. 1 milyon mu? Evet. Peki. Fotoğrafı var mı Zeynep'in? Elim resmine bile değmez. Kurtan getir. Burada söz kesmiştim. Yaz sonunda evlenecekti. Cezasını çekmeli şimdi. Neredeymişler?
Ege'dir. Bodrum tarafında diye haberi geldi. Beyimizin gazabından duramamışlar İstanbul'da. Fethiye'ye gitmişler. Bildiğimiz yerler değil. Üstelik Zeynep Hanım'a haber gitmiş. Kayboldular ortadan. Bir de mektup göndermeye cüret etmiş. Utanmadan af diliyor. Delikanlı kimin nesiymiş? Tezcan isminde bir züppe. Babası sanayiciymiş. Bizleri de ister misin yanına? Hayır, istemem. Buyur. Yakışmıyor sana. Baban eninde sonunda affedecek bizi. İnşallah. Ayrıca affetmese ne yapar? Kaçıncı asırdayız? Kapandı bu mesele. Unut artık. Yemekten sonra yüzer tekneyle açılırız. Şerefe. Zeynep Hanım, telefondan sizi istiyorlar. Kim? Şehirler arası, Kurt Han diye biri. Git konuş. Ne var bunda? Evet beyim, Fethiye karşınızda. Buyurun. Alo, Zeynep Hanım mı? Babanız kiralık birini tuttu. Yani parayla bir adam tuttu. İşinizi kaybettirirseniz kurtulursunuz. Hemen ayrılın oradan. Devamlı yer değiştirin. Hiçbir yerde devamlı kalmayın. Yazık olmasın size. Sağ ol. Sağ ol Kurtan Bey. Neymiş? Bir tatsızlık mı var? Peşimize katil yollamış babam. Böyle bir deliliğe kalkışacağını biliyorduk. Onun için uzaklaştık İstanbul'dan. Yeter. Üzülme sevgilim. Şu güzelim günleri burnumuzdan getirme. Geleceği varsa göreceği de var o itin. Bu kadar tabansız mısın sen? Erkek gibi yetiştim. 5 yaşında at bindim. Elime tüfek aldığım zaman 10 yaşında yoktum. Yüreksiz değilim. Ama iyi tanırım babamı. Yeter! Yeter dedim. Tadını kaçırdım. Babam bu davayı sürdürecek. Ölümden başka kurtuluş yok. Oysa seni seviyorum. Seninle evlenmek, yaşamak istiyorum. İstediğimiz her şey gerçekleşecek. Tatlılıkla, iyilikle halledelim bu meseleyi. Başka türlüsü bizlere yakışmaz. Oğlum kızını sevmiş, kızın da oğlumu. Evlenecekler. Bu kadar hınç duyacak, kin gülecek ne var? Senin benimle konuşacak bir lafın olamaz. Niçin olamaz? Bak konuşmalıyız, anlaşmalıyız. Ne istiyorsan yapmaya hazırım. Gençleri hoş görelim. İstesek de istemesek de onların arasında her şey olup bitmiş zaten. Alo. Alo! Cahil buna! Zorla belaya sokacak başımı. Ah!
Halil Bey'den hala bir haber yok. Neden? İstanbul'da az bir işim var demişti. Ege'ye ancak inebilmiştir. Araması bulması zaman ister, sabır ister beyim. Saatler bile yıl gibi geçmekte, ezip geçmekte hem de. Haddimi bağışla fakat bulamayacak bile olabilir. Olmaz, mutlaka bulacaktır. Halil Bey yenilecek olsa baştan söyler açık konuşurdu. Almazdı bu işi üstüne. Bir arkadaşımı arıyor. Ev kiralamış burada, duyduğuma göre. İsmi Tezcan'dır. Vallahi bilemem abicim. Pansiyon sahipleriyle kamping işletenlere soracaksın, onlar bilir. Bu yaz dolup taştı kasabamız. O kadar kalabalık arasında sorduğun adamı nereden bilirim ben? Adamın adı Tezcan. Yanında da genç karısı var, Zeynep. Benden kiralamadılar, onun için bilemem tabii. Adamın boyu senden biraz daha uzun, kumral. Kısa, uzun siyah saç. Bir defa da sahildeki balıkçılara sor. Malum onların kulağı delik olur. Şimdi hatırladım. Evet, kiraladım. Hatta bir de deniz motoru tuttular benden. Ha? Senin aradıkların olamaz. İsimleri değişik. Cengiz Bey ile Lale Hanım. Yanlarında birkaç da erkek var. Hanım kız bu mu? Evet, evet bu ta kendisi. Evlerini biliyorum, sizi götüreyim isterseniz. Yok yok, teşekkür ederim. Sen tarif et yeter. Selam. Buyurun. Tezcan'ı arıyor. Yoklar burada. Gittiler. Nereye? Kimsiniz? İstanbul'dan geliyor. Babası gönderdi. Her ihtimale karşı. Boşuna yorulmuşsun. Biz her tedbiri düşündük. Kızın babası ergenin birini yollamış, bekliyoruz. Aklı varsa gelmez o hayvan. Hayvansa mutlaka gelir. Tetikte olun. Tezcan'a da geldiğimi haber verin. Olur, olur. Nerede kalıyorlar demiştin? Söyleme sakın! Fazla sordun. Bu kadar kurcaladın mı midem bulanır benim? Hemen İstanbul'a telefon edip Vedat Bey'e soracağım. O zamana kadar da mecburi misafirimizsin bizim. Konuşmazsan kopartırım kendini! Konuş! Konuşma! Dur! Senin için denizin üstündeler! Kontradalar! Mutluluğumuza. Salih bu. Ne ola ki? Kimsin? Baban ikinizi de bekliyor.
Yanılayım deme, pişman ederim. Toparlanın, gidiyoruz. Bizi fena bastırdı beyim. Silahlıydı, boş bulunduk. Eşekler, ödlek budalalar! Bunun için mi para veriyorum sizlere? Derhal peşlerine düşün! Bağ üstüne beyim. Emrinizi öğrenmek istemiştik de... İşinizi ben mi öğreteceğim, avanak herifler? Durmayın! Bütün yolları, bütün vasıtaları tarayın! Sallanmayın, yürüyün! Sapılmış adam! Babam kaç paraya kiraladı senin gibi bir av köpeğini? Zeki, akıllı biri olduğum belli. İzimizi çabuk buldun. Aklını kullanmaya devam et. Bizleri görmemiş, bulmamış ol. Karşılığında ne istersen veririm. Babam babasından zengindir. İstersen sorabilirsin. Yürüyün. Babasına söz verdim diye mertlik taslama. Fiyatını söyle, bilelim. Yürü. Dünya ayağa kalkmıştır şimdi. Polisi, jandarması, bizimkiler... ...başa çıkamazsın. Anlaşalım. Sabrım tükeniyor. Otursun sen! O tarafı bir başlasın! Şimdi kasabaya ineceğiz. Kaçacak veya imdat isteyecek olursanız... ...bin kişinin önünde vururum. Anam avradım olsun, vururum sizi. Namussuz gaddar, para böceği! Satılmış adam kimsin sen? Günlüğü 500 liradır. Peki. 5000 lira da depozito alırım. Yeğenlerim balayına gidiyorlar. Nüfus kağıdı da isterim. Şimdilik razı olduğumuzu zannetsin. Yolumuz uzun. Çaresini bulup kurtulacağız. Korkma. Çok beğeneceksiniz bu sahilleri. Hayırlı yolculuklar. Hadi yeğenlerim. Alo, komiser! Merak etmeyin Vedat Bey. Lütfen sakin olun. Şimdi o bölgedeki ekipleri harekete geçiririz. Evet, eşkalini verin lütfen. Heyecanlanmayın efendim. Mutlaka ele geçireceğiz. Kanundan kim kaçabilmiş ki o kaçsın? İşte bu kadar. Kasabaya gitmişlerdir, acele edelim. İki yüz saat oluyor yola çıkalı. Ne tarafa gittiler? Şuradan. Ama neden soruyorsun? Arabanın rengi, markası, plaka numarası. Müşterilerim hakkında konuşmam. Öyle bir konuşursun ki...
Doğru mu? Tecrübe et düşündüğünü. Şu dağı aşacağız. Önce izimizi kaybedecekler. Dağın öbür tarafı sahildir. Oraya inince başka bir vasıtayla Mahmut Bey'e kavuşacağız. Hadi bakalım. Şimdi düşün önüme. Hadi. Burada inip kampa gitmişler. Hemen başlayalım. Olacak iş değil. Bu kadar aptal olamaz o herif. Peki ya ne? Aklı sıra şaşırtmaca vermiş. Ormana dalmışlar arkadaşlar. Yürüyelim. Bol bol tüketirsiniz. Olmayınca da ciyak ciyak bağırıp ağlarsınız. Hadi durma yürü bakalım. Hadi. Durmayın yürüyün hadi. Bildirdin mi sen? Beygir olsa buradan inemez. İteyim istersen daha çabuk inersin. Hadi hanım evladı yürü. Anlaşıldı. Hiç yürek yememişsin. Havyarla idare etmişsin. Hadi yürü bakalım. Hadi yürü. Yürü. Yaralandın mı? Acıyor mu? Sallanmayın, yürüyün hadi. Artık yürüyemiyoruz. Susuzluktan da öldük. Çiçeklerin açtığı her yerde su vardır.
Bu su yosunlu. Çok da fena kokuyor. Su içerken yılan bile dokunmaz oğlum. Bey baban belletmedi mi sana? Uşak hizmetçiler, dolu mutfak, dolu kiler. Hanım gider, sen gidersin. Akşamları çaydan çaya, gece olur... al bakalım. Hı? Kendin ziplen. Ya. Dün bu saatlerde denizden yeni çıkmıştık. Viski içiyor, müzik dinliyorduk. Nedir niyetin? İkinizi de Mahmut Bey'e teslim edeceğim. Çünkü söz verdim. Yaşatmaz bizi. Söyledi. Öyleyse? Baban çağ dışı ilkel bir adammış. İnanılır gibi değil. O yörelerde yaşasan... ...sen de daha farklı olmazdın. Hadi bakalım, bırakın şimdi felsefeyi, yatıyoruz. Sen bu tarafta yatacaksın, sen de bu tarafta. Hadi. Zıbarın! Başıma iş açmayın be! Allah'ın belası cellat! Ne gaddar şeysin sen! Biraz insan ol, halden anla! Hiç mi sevmedin, hiç mi gönül vermedin? Bana yazmaz! O tiyatroda hiç oynamadım! Geber ruhsuz adam! Satılmış adam! Geber! Derdini bana değil, ağa babana anlat. Hadi! Ağam, bir bardak su için ferahlarsınız. Sana yat dememiş miydim ben? Sakalım uzamış. Felaket ter kokuyorum. Ben de. Bir saun olsaydı. Sıcak suya, şampuana, banyoya kavuşmamız yakındır. Saçlara fön... ...sonra da masaj, he? Sonra da doyasıya yemek yerdik. Acıkmadın değil mi? Yo, ya sen? Ben de acıkmadım. Aman Noir'dan söğüş ete hayır demezdim. O ne ki? Etin en değerli yanıdır. Bir hayvandan yarım kilo kadar çıkar. Ve siz onu yersiniz. Peki kalanı kim yer? Sen. Onlar. Al. Hadi.
Sen gene kaçacağız. Orada öleceğimizde burada öleceğiz. İstersem vur. İstediğim an. Zorla eritmiş. Kızın babası tam adamını seçmiş. Durmayalım, biraz daha gayretli ola geldik. Vedat Bey'e ne diyeceğiz? O işi bana bırak. Ölmeye niyetim yok. Polis! Arası polis arkadaşlar! Ya, polis yat. Yatma lan, yatın! Şaşacak bir durum yok. Sizin işiniz fırsatı bulunca kaçmak, benimki de yakalamak. Allah'ım! Sizi kovalarken kestirme bir yol buldum. Oradan geri döneceğiz. Hadi bakalım,
Boş kovanlar, Smith Wesson'dan atılmış, 9 milimetrelik. Sayın komiserim, kan kurumamış. Yürü! Ara merkez, komiser Sadık konuşuyor. İzlerini bulduk. Ölüköy'de çatışma olmuş. Ormana dalmış olabilirler. En yakın jandarma birliğini harekete geçirin. Bildiri bu kadar, tamam. Kalmadı, Halil Bey de yetmedi bu işe. Kovalıyordur beyim, pes demiş olsa arardı sizi, haber verirdi. İnşallah. Hedefinden şaşmaz Halil. Bu davanın hepimizin şerefi, namusu olduğunu biliyor. Zeynep Hanım'ı keşke göndermeseydiniz İstanbul'a, bu felaket başımıza gelmezdi. Kapa çeneni! Benim soyumdan, benim kanımdan birisi nereye giderse gitsin değişmez. Değişti mi, kendi mezarını kendi kazacak kadar onurlu olur. Doğduğu gün dikmiştim şu ağacı. Döndüğü günde o ağacın dibinde can verecek. Durun! Bekleyin biraz. Dindirmek lazım. Tütünün falan var mı? Çantada rakı olacak. Kim bu? Sonra sıra bunda mı yoksa? Onu da mı öldüreceksin? Demiştim sana. Kurtulacağız demiştim. Hadi durma, gidiyoruz. Uzan.
Kanın dininceye kadar da hiç kıpırdama. Canavara mı acıyorsun? Biraz canlanırsa bizi ölüme götürecek, hadi yürü! Dur Tezcan! Bırak şimdi mert kız, erkek kız numarasını, yürü! Yaralı birine saldırmak erkeklik mi? Benim için birbirinize girmeyin. Bakın başınızın çaresine. Becerebilirsin. Hala dikleniyor. Bırak gebersin. Öldürmek kınadığımız bir şeyse aynı hataya düşmeyelim Tezcan. Belki de sen haklısın ama... ...daha başında bırakamayız onu. Bizimle gelecek. Ne zaman? Nerede buldunuz izlerini? Ne oldu, anlat çabuk! Biz sürüp harabelerde yakaladık herifi, yaraladık! Sayın oğlunuz da hanımı kaçtılar! Gözlerinizden öperim! Dönebilirsiniz çocuklar! Polise teslim edeceğim seni kasabada! Kasabaya inmeyeceğiz! Telefonlu bir orman kulübesi gerek bana! Önce hastaneye yatırırlar, sonra da mahkemeye çıkarsın! Cezamı çektikten sonra görüşürüz belki! Memnun olurum! Fabrikamızda iş bile verirler sana! Önce şu silahı ver! Yaklaşma! Yaklaşma, vururum! Erbabı bir makineyi eline alınca dolu mu boş mu anlar? Adamlarına 6 mermi yakmıştım harabelerde. Sonra doldurmadım. Hadi şimdi orman istikametine, hadi adım marş! Görünürde kimseler yok. Gürültü ederseniz vururum, namussuzum vururum! Hadi kalkın yürü! Geçin şöyle! Acil bir durum için şehirler arası görüşmek istiyorum. Nereden tanırsın babamı? Mahpushaneden. İlk yatışımdı. Soylu adamdı babam. En yaşlımızdı. Sevip saymıştık hepimiz. Ya, ne suç işlemişti? İstanbul'a kadar iş sürmüş. Adam vurmuştu. Çok yıl oluyor. Baban da böyleymiş. Bir katil. Dağ başında saldırdın bana, bırakıp gitmeye kalktın. Tetik çektin. Silah dolu olsaydı sen de katildin şimdi. Madem ki böyle eli kanlı bir adamdın, niçin evlendin, niçin baba oldun? O kadın, o bir damlacık çocuk aramaz mı seni? Sen onları hiç özlemez misin? Kes sesini! O zavallıların suçu, günahı ne? Seni sevmeleri mi? Sana baba, ata demeleri mi? Kes dedim, döverim! İşin gücün korkutmak, öldürmek! Asıl onlar vuracak seni bir gün! Can evinden vuracaklar! Seni affetmeyecekler! Yaşlanacaksın, sürüneceksin, pişman olacaksın, ağlayacaksın! Böyle miydim ben? Biliyor musun, tanıyor musun beni? Seni de, babamı da nefret edecek kadar tanıyorum! Evet! Kiralık biriydim! Alacağım paraya bakar, acımadan tetik keserdim. Amaç çok eskidendi. Bu işe ilk defa babamı vuranlara tetik sıkarak başladım. Sonra da yıllarca aynı işi yaptım. Kadını, bar kadını, o biçim ev kadınlarından bıkmıştım.
Gün görmemiş, eline erkek eli değmemiş bir kızla dalgamı geçiyordum. Cilvesiz, dümensiz hali hoşuma gidiyordu. Ne o? Bir tatsızlık mı var? Beni seviyor musun? Çok paran var senin. Çok da yakışıklısın. Ben güzel bile değilim. Kimsesizim, fakirim. Ne istiyorsun benden? Niçin soruyorsun? Memnun değil misin benimle olmaktan? Değilim. Neden? Kendi hayatım gibi basit bir hayat istiyorum ben. Basit ama mutlu bir hayat. Bir evim olsun, çocuklarım olsun istiyorum. Manava, bakkala, ufak tefek borçlarımız olsun. Ama mutlu olalım. Çocuksun sen. Masalı seviyorsun. Yo değil, benim gerçeğim bu. Ben senin düzenine uyamam. Hoşça kal Halil. Semra! 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 Benimle evlensene kız! Zahmetsiz bir iş. Hele senin için. Peşin 100.000. Gebertince 100.000 daha. Bıraktım bu işleri. Uykuda yaşıyor gibiydim. Ama gerçek olan bir şey vardı. İlk defa mutluydum. Yeni bir meslek sahibiydim artık. Bambaşka bir Halil olmuştum. Bir vatandaş Halil. Herhangi bir Halil.
Bu mutluluk hep böyle sürecek sanıyordum. Eski hayatımı benim gibi başkalarının da unuttuğunu düşünüyordum. Ya Halil Bey? Kalsın. Konuş bakalım. Kara Fazlı işini bitireceksin. Hı? Ya, yokum. Ağalar böyle istiyor. Ben istemiyorum kıza. Unutun beni. Unutalım mı? Karını kızını düşünmüyor musun Halil? Onlara kimse konuşamaz. Bağırma adamı. Hafifletici sebepler çoktu. Nefsi müdafaaydı çünkü. Sabıkalı olmasam belki de beraat edecektim. Gene de 3 yıl 8 ay yedim. Sonra tekrar bu hayata dönmesen olmaz mıydı? Yarın bizi teslim ettikten sonra hemen dön. Döneceğim. Karını çocuğunu öp bizim için. Ama bizlerden bahsetme. Ben de tanımak isterdim karınla kızını. Kapatalım bu konuyu. Ama çok güzel, çok şirin. Melek gibi bir kızın var. Bir resmi daha var kızımın. Görmek ister miydin? Çıkacak anneciğim. Yakında güzel kızım. Ne zaman sorsam hep yakında diyorsun. Sahiden bitti artık yavrum. Tam 26 günü var. Bizi bir daha bırakmayacak, öyle değil mi anneciğim? Hiçbir zaman bırakmayacak bizi, hiçbir zaman. Bırakmayacak, hep yanımızda olacak. Yanımızda, başımızda. Oh, my God.
Geç otur şöyle. Sigara yak. Sağ ol. Hava da sıcak. Nedir olan biten? Sen kabadayı adamsın. Dayanacak güçtesin. Neye? Karınla kızına bir oto çarpmış. Karın ölmüş. Kızım hastahanede, durumu ağırmış. Sen gibi adama ölüm ölüm vız gelir. Gücünü, sabrını göstermek zamanıdır. Bizim oralarda altın ateşte, insan mihnette belli olur derler. Diklen Halil, diklen! İsyankâr ol kadere! Allah kızını bağışladı sana. Onu büyütmek, yetiştirmek uğruna yaşayacaksın. Hiç mi ümit yok doktor? Maalesef hiçbir ümit yok. Tekrar yürüyebilmesi bir mucize. Kendisi biliyor mu? Hayır. Sizin söylemenizi uygun gördük. Ben babasıyım doktor. Biliyorum. Biliyorsun da ne dememi bekliyorsun? Kızım sen kötürümsün. Ölene kadar da şu sandalyeye mahkumsun. Yürümek, koşmak, oynamak yasak sana. Canım babacığım. Doktor amcayla konuştum şimdi. Birkaç ay sonra yarış bile edeceksiniz. Sahi mi söylüyorsun babacığım? Babanım ben. Boş yere ümit verir miyim? Bana inan kız. Ağlama. Kocaman bir kızsın artık. Yürekli olacaksın, inatçı olacaksın. Yürümek, koşmak, oynamak istiyorum. Beni kurtar, beni yürüt. Beni kurtar babacığım! Yürüt beni babacığım! Yürüt! Ne olur yürüt! Yürüt! Beni kahreden, yok eden, geberten kadere öylesiye düşman kesildim. Ben yaşamıyordum artık. Öyleyse hiç kimse yaşamayacaktı. Hiç kimse sevmeyecekti. Hiç kimsenin yüzü gülmeyecekti. Tamam mı? Burada geceleyeceğiz. Ayşe biliyor mu kim olduğunu? Hala can aldığını biliyor mu? Bir gün öğrenmeyecek mi? Utanmayacak mı senden? Acıların büyüğünü çekmeyecek mi? Ne diyeceksin kızına? Nasıl bakacaksın yüzüne? Bu işlere yeniden neden başladım dersin. Belki de ölüm mü arıyor, kim bilir. Yürüyemeyecek mi bir daha? Niçin dışarıya götürmedin? İsviçre'ye, İngiltere'ye, yerli yabancı bütün doktorlara başvurmalıydın. En ümitsiz şansları bile denemeliydin. Döner dönmez, hemen götür. Kendinizi düşünüşünüze kalkmış benim derdimle uğraşıyorsun. Ben kararlıyım. Öleceğimi biliyorum. Bekliyorum. Bu beni korkutmuyor. Çok mu acıyor yaran? Bizim elimiz çizilse çoktan hastaneye yatmıştık. Belki de korkudan ölürdü. İlk kurşun yiyişimde ben de korkmuştum. İnsan zamanla her şeye alışıyor. Düşmanına bile. Sen babana kavuşacaksın yarın. Son defa da olsa birbirinizi göreceksiniz. Sen de kızına kavuşacaksın. Babamı bir daha görmek, öpmek isterdim. Korkmaya başladım açıkçası. 30 yaşındayım, ölmek istemiyorum.
Babamın emrine ben karşı geldim. Cezasını bile bile töreyi ben bozdum. Onun hiçbir suçu yok, gitsin. Yalvarırım, bırak! Bırakmam seni, ayrılmam. Gelinlik giyecektin, tel duvak takacaktın. Dünyanın en güzel gelini olacaktın. Yarın vaktimiz olmaz belki. Vedalaşalım, bitsin. Hakkını helal et Zeynep. Sen de helal et. Benim gibi yetişenler tek bir erkeği seçerler. Selcan'ı sevmeseydim, istemesen de peşinden ayrılmazdım. İyi geceler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Rabbel alemin, bu hayırlı güne ben kulunu kavuşturduğun için sana şükürler olsun ya Rabbi. Adam bu, bırakmış bizi, yaşamamızı istemiş, yaşamamızı! Ama o yaşamayacak. Babam öldürtecek onu. Hayrola? Neredeler? Gittiler. Bekleme, gelmez. Mahmut Bey'e selam. Olacak iş mi bu? Sen gibisine yakışır mı? Beyimiz affeder mi? Halil'in canı böyle istemiş dersin. Döneklik derler buna. Paranı da getirdik, tas tamam. Uzatma Şehmuz, bu iş bitti. Halil! Halil, sen gideceksin beyimize, onların yerine. Sen mi götüreceksin beni? Biz! Takım gelmişsiniz. Yoksa işi burada mı bitirecektiniz? Emir böyleydi. Öylesi daha iyi olur dedi beyimiz. Halil! Aptallar, dönün geri! Suç bizim, cezayı çekmek bize düşer. Biz olmasak seni vurur bunlar. İyi bildiniz. Sen açıl Halil. Motoru koşun!